Değerli kardeşlerim, ABD yönetiminin İslamiyet'in üç mukaddes mabedinden biri olan şerefli Kudüs'ü İsrail'in sözde başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini bu kente taşıma kararıyla ortaya çıkan durumu ele almak üzere toplandık. Nitekim Amerika'nın bu hukuksuz kararına sadece Kudüs'ü işgal altında tutan İsrail destek vermiştir. Bakınız, 1947 Filistin ne durumda? 1947 bu paylaşım planında Filistin ciddi manada bir küçülme yaşıyor. 1949-67 arasına bakıyoruz. Filistin ciddi manada küçülüyor. İsrail ise büyümeye devam ediyor. Ve geliyoruz bugüne. 1947'de İsrail neyse şimdi de Filistin ne yazık ki aynı duruma getirildi. Böyle bir taksimi inanın kurt kuzu mücadelesinde kurt bile yapmaz. Bu şunu gösteriyor. İsrail bir işgal devletidir. 20'ye yakın asker, işte o çocuk gözleri bağlı, 14 yaşında, bakınız yüzü karavan içinde. Bunu ispat etmek için, ey Trump, sana daha neyi anlatalım? Osmanlı'nın Kudüs surlarında inşa ettirdiği El Halil kapısına La ilahe illallah İbrahim Halilullah lafzının kazınmış olması medeniyetimizin Kudüs'e bakışının en güzel ifadesidir. İslam ülkeleri olarak başkenti Kudüs olan egemen ve bağımsız Filistin devleti talebinden asla vazgeçmeyeceğiz.